Merhabalar arkadaşlar, yeni transfer gündemine hoş geldiniz. Süper Lig'de transfer sezonu 4 Ağustos'ta resmen başlıyor. Üç büyüklerin transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken ilk olarak Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlere bakalım. İddiaya göre Beşiktaş, Alanyasporlu Wellington transferini Fatih Aksoy'u bonservisiyle birlikte göndererek bitirdi. Wellington ile 3 yıllığına anlaşan Beşiktaş yönetimi oyuncuya yıllık 850 bin euro ödeyecek. 31 yaşındaki Wellington Souza Silva, Alanyaspor formasıyla bu sezon 27 maçta forma giymiş ve 3 gol kaydetmişti. Geçen sezonu Sivasspor'da geçiren Fatih Aksoy ise 30 maçta forma giymişti. Öte yandan Beşiktaş yönetimi Basel ile yollarını ayıran 26 yaşındaki Kevin Bua için resmi teklifini iletti. Siyah beyazlar İsviçreli futbolcuya 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1 milyon euro garanti ücret önerdi. İddialara göre Kevin Bua siyah beyazların teklifine sıcak bakıyor ve birkaç gün içerisinde resmi kararını iletecek. Futbol kariyeri boyunca 216 maça çıkan ve 48 gol atıp 51 gol pası veren Kevin Bua, 5 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında 4 kez de elemelerde boy gösterdi. İsviçre U20 takımında 3 karşılaşmaya çıkan ve bir kez de ağları sarsan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Basel ile bir kez daha İsviçre şampiyonluğu, 3 kez de İsviçre kupasını kazanmayı başardı. Diğer yandan siyah beyazlar Alanyaspor forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi biten Junior Fernandes için de Başakşehir ile transfer yarışına girdi. Şili basını 32 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ve Başakşehir'in görüşmelere başladığını duyurmuştu. Junior Fernandes'in kariyerine Türkiye'de devam edeceği belirtilirken Şilili futbolcunun menajerinin pazarlık masasında olduğu iddia ediliyor. Özellikle Sergen Yalçın Alanyaspor'da çalıştığı dönemden öğrencisi olan Fernandes'in transferini onaylarken Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un da sözleşmesi biten Elyan'ın yerine Fernandes'i istediği iddia ediliyor. Son olarak siyah beyazlarda orta saha içinde gündeme sürpriz bir isim geldi. Elneni ile vedalaşma hazırlığı içerisinde olan Beşiktaş yönetimine menajerler tarafından önerilen isim ise Daler Kuzyaev oldu. 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yenilenmeyeceğini açıklayan Zenitli idareciler Kuzyaev'in boşa çıkmasını 1-2 gün kala fikir değiştirip yeni kontrat yapmak istediler. Bonservisi elinde olan Rus futbolcu kariyerini Rusya dışında sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ın dışında Valencia, Marsilya, Hoffenheim ve Bordeaux gibi takımlar da Daler Kuzyaev'i takımında görmek isteyen kulüplerden birkaçı. Geçelim Fenerbahçe transfer gündemine. Sarı lacivertler transfer çalışmalarına devam ederken sürpriz bir isim ortaya çıktı. Türkiye'den teklif aldığını söyleyen Brezilyalı oyuncunun peşindeki takımlardan birisi de Fenerbahçe olduğu iddia ediliyor. Çin'den ayrılacağını açıklayan 34 yaşındaki golcü ile Sarı Lacivertli yöneticilerin ilk temas kurduğu iddia edildi. 34 yaşındaki golcü ile Fenerbahçeli yöneticiler ve Ali Koç'un da bulunduğu görüşme gerçekleştirildi. Vedat Mur için ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Kanarya'nın güçlü fiziğiyle dikkat çeken sambacı ile açığı kapatmayı düşündüğü iddia ediliyor. Şangay takımıyla sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Hulk daha önce Çin'de devam etmeyeceğini zaten açıklamıştı. Transferde atacağı adımları netleştirmek için 4 Ağustos Salı günü açıklanacak olan finansal fair play'i bekleyen Fenerbahçe'nin Hulk konusunda bu tarihten sonra rotasını daha net belirleyeceği iddialar arasında. Öte yandan Sarı Lacivertler'de ikinci bir golcü atağı Eintracht Frankfurt forması giyen tecrübeli golcü Bastos. Kanarya'nın yıldız oyuncunun transferini bitirmek adına görüşmelerde bulunduğu Bastos'u kiralamak için kadrosuna katmak istediği iddialar arasında. 31 yaşındaki golcü oyuncu Sporting Lisbon'daki başarılı dönemi sonrası Frankfurt'ta düzenli olarak istediği 11 şansı bulmakta zorlandı. Geçtiğimiz yaz 7 milyon euro bonservis bedeliyle Sporting'den Frankfurt'a transfer olan Hollandalı golcü Alman ekibiyle toplamda çıktığı 29 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bastos bu sezon toplamda sadece 18 maçta ilk 11'de başlama şansı buldu. Öte yandan Fenerbahçe stoper arayışlarını da sürdürüyor. Alanyaspor'dan Erol Bulut'un öğrencisi olan İngiliz stoper Steven Kalker için Fenerbahçe görüşmelere başladı. Steven Kalker'ın gelecek sezon sarı lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız oyuncunun gelecek hafta içinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor. Sırada Galatasaray transfer gündemi. Sarı Kırmızılar'da transfer çalışmaları sürerken özellikle Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinden sonra pek çok Kolombiyalı oyuncu onunla forma giymek için menajerleri aracılığıyla Sarı Kırmızılar'a mesaj gönderiyor. Yönetim ise sezonu Zaragoza'da kiralık geçiren Luis Suarez'den sonra Premier Lig'de küme düşen
Bournemouth'un ön liberosu Jefferson Lerma için de temas kurdu. Fulham'ın küme düşmesiyle seriye çok uygun şartlarda kadrosuna katan Sarı Kırmızıların, Bournemouth'un 28 milyon euroya aldığı Lerma'yı da yine benzer şekilde kiralamak için görüşmelere başladığı iddia ediliyor. Özellikle Falcao'nun 25 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'a gelmek için ikna ettiği iddialar arasında. Kolombiyalı yıldızı 1 yılına kiralamak istediğini belirten Galatasaray yönetimi 1.5 milyon eurodan teklif götürdü. Bournemouth'un ise 2.5 milyon euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği gelen bilgiler arasında. Jefferson Lerma'nın menajeri Javed Abad, Jefferson için bazı görüşmeler yapıyoruz, şampiyonçipte oynamayı düşünmüyor diyerek Galatasaray'a yeşil ışık yakmıştı. Lerma bu sezon Premier Lig'de 33 maça çıktı, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Diğer yandan Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışları devam ediyor. Sarı Kırmızıların amacı tecrübeli bir kaleci almak ve kiralık olarak kadroya katmak, Muslera gelene kadar kaleyi ona devretmek. İspanya basında Galatasaray'ın Athletic Bilbao'nun kalesini koruyan Lago Herrein için anlaşmaya vardığı iddia edildi. Athletic Bilbao ile anlaşmaya varıldı ve 2021'de sözleşmesi bitecek olan Herrein'in Galatasaray'a kiralık olarak geleceği iddialar arasında. 32 yaşındaki kaleci altyapısından yetiştiği Bilbao'da bu sezon sadece 9 maçta forma giyebilmişti.